Sosyal medya sağ olsun canlı performansları anında paylaşma imkanı sunuyor. Takip ettiğimiz insanların o paylaşımlarına dahil olabiliyoruz. Onları görüp kıskanabiliyoruz. Arkadaş WhatsApp gruplarımıza atıp toplu halde kıskanabiliyoruz. Ya da bunu sadece ben de yapıyor olabilirim. Hatta sosyal medyayı da sağ olsun o gönderilere yorum falan yapıp kendi varlığımızı da hissettirebiliyoruz. Hani ben o canlı yayında değilim. O canlı performansta değilim. Ama ben de varım. Peki ama bu canlı performansları yerinde izlemekte bunlar aynı şey mi oluyor? Kesinlikle olmuyor. Şimdi ben birkaç örnekle size bunu kanıtlayacağım. Bu arada videonun sonunda selfie'lere bir sürprizim var. Bir tanesi kendimden yola çıkacağım. Mesela benim en sevdiğim grup Imagine Dragons. Ben bayağı bayılıyorum bu gruba. Bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Artık kliplerini ezberlemişim. Grup üyelerini falan seceresi anne kızlık soyadlarına kadar çıkartabilirim belki. Hani bayağı seviyorum ve şimdi şöyle düşünün. Kendi sevdiğiniz gruptan düşünün. Birden Türkiye'ye geldiklerini duyuyorsunuz. Bir konserleri var. Afişini görüyorsunuz belki. Ve böyle dadadan hani böyle bıdım tıs oluyor yani o an. Hemen gitmeliyim. Ben hemen ön satıştan biletimi alırım. Hiç uzatmam. Hatta arkadaşlarıma da aldırırım linklerini atıp. Toplu gitmek çünkü bu tarz şeylere daha eğlenceli oluyor. Yani konsere gitmeyip evde son ses müziklerini açıp yine öyle o şekilde de dinleyebiliriz ama aynı şey olmaz. Bir canlı performansla aynı olması mümkün değil. Ayrıca artık kimse evde son ses müzik açamıyor arkadaşlar maalesef komşulardan dolayı. Birinci neden şu. Şimdi canlı performansa gittiğinizde bir kere her şey taze oluyor. O Believer şarkısını tazecik dinliyorsunuz yani. O sizin dinlediğiniz, daha önce dinlediğiniz kayıtlardaki gibi olması mümkün değil. Çünkü araya atılan sololar olsun, bir sahne var, bu sahne gösterisi olsun. Tamamıyla farklı bir havada oluyor. Ayrıyeten şöyle bir durum da var. Mesela albümleri çıkacaksa diyelim. O albümlerindeki yeni şarkıları ilk defa konserlerinde söylüyorlar. Ve o da kesinlikle mükemmel oluyor. Siz ilk dinlemiş oluyorsunuz. Ben hemen sosyal medyada bunu paylaşırım. Ne için paylaşırım? Hani başkaları da dinlesin diye değil. Çünkü zaten benim paylaşımımdan ne kadar dinleyebilirler? Haberdar olsunlar diye. Zaten canlı performansları paylaşınca da genelde insanlar haberdar oluyorlar. Oraya katılmıyorlar. Ona dahil olmuyorlar. İkinci olarak da şu. O gün o arkadaşlarınla birlikte hep beraber orada olacaksınız. Sevdiğin grup üyeleri orada olacak. Ben hep şunu düşünüyorum ister istemez. Yani benim çok sevdiğim insanlar, şarkılarını bayılarak dinlediğim insanlar 50 metre ötemde falanlar. Yani bunu düşünmek, bu düşünce beni mutlu ediyor, tatmin ediyor. Onun haricinde bir de şunu biliyorum. Benim bir arkadaşım var. Pink Floyd hayranı, inanılmaz seviyor. Onun abisi var, o da çok seviyor. Ve babaları da seviyormuş. Yıllar önce bir Roger Waters konseri olmuştu hatırlarsınız. Yani iki kardeş ve babası bütün ailece gidip o şarkıları dinlemişler. Hem babanızın gençlik şarkıları, hem sizin şarkılarınız, hem kardeşinizin, abinizin sevdiği şarkılar hep birlikte birleşiyorsunuz bir noktada. Bence bu çok özel bir an. Bir anı. Üçüncü olarak da şu var. Bir canlı performansı sadece canlı performans sanatçısı ve izleyicisi ya da dinleyicisi olarak düşünmemek lazım. Çünkü orada bir ambiyans, bir ortam var. Mesela örnek veriyorum. Bir sahil kenarında bir etkinliğe katıldınız diyelim. Dalgaların sesleri, martılar, ay ışığı. Bu tamamen çevresel faktörler inanılmaz etkiliyor. Ben mesela Kilios'ta bir etkinliğe gitmiştim yazın. Şöyleydi. Hem denize girebiliyorduk, hava sıcaktı. Hem konseri dinliyorduk, hem denizden konseri dinliyorduk. Yani üç farklı seçeneğimiz vardı. Harika bir şeydi. Onun haricinde bazen şeyde oluyor böyle küçük alanlarda. Evinizin salonu gibi alanlarda konser veriyorlar. Yani belki salon demek çok doğru olmaz. Düğün salonu desem daha doğru olabilir. Çok da abartmayayım. O zaman da çok samimi bir hava oluyor. Sanki o konseri veren insanlar, o grup size gelmiş de böyle sanki çay saatinde bir şeyler söylüyorlarmış gibi böyle samimi bir hava oluyor. Daha da önemlisi şöyle de düşünmemek lazım. Sadece konser olarak düşünmemek lazım canlı performansları. Stand-up var, operası var, doğaçlama tiyatrosu, normal tiyatrosu. Özellikle operada ben opera binasından içeri girdiğim anda böyle kendimi bir lady, bir düşes falan zannediyorum. Çünkü o rönesansvari görseller olsun, o heykeller olsun, konuşma tarzları olsun mükemmel bir şey. Ve onun da havası çok farklı oluyor. Yani o özel bir an ve bir daha yaşanmayacak. Hem Herakleitos'un da dediği gibi aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Çünkü nehir değişir arkadaşlar. Dördüncü olarak da şu var. Kaydedilen canlı performanslar her zaman mükemmeldir. Yani ne bir öksürük duyarsınız, ne bir hapşırık duyarsınız, ne işte sanatçı bir notayı karıştırır, ya ne de oyuncu bir repliği unutur. Her şey mükemmeldir. Ama tabii normalde öyle olmuyor. Canlı performans adı üzerinde canlı, nefes alan, yaşayan bir şey benim için. Stand-up ve doğaçlama tiyatro için özellikle şu örneği verebilirim. Doğaçlama tiyatroda özellikle seyirci olarak orada fiziki olarak bulunmak çok önemli. Çünkü
tamamıyla interaktif olarak gerçekleşiyor. Stand-up da aynı şekilde. Oyuncuların ne oynayacağına, hatta nasıl karakterleri oynayacağına, hatta nasıl aksanlarla konuşacağına falan siz karar veriyorsunuz. Yani tamamen zorlayıcı bir durum oluyor. Ve orada olmak, ona dahil olmak, sahneye de çıkabiliyorsunuz. Çok önemli oluyor. Bambaşka bir an, bambaşka bir hatıra oluyor sizin için. Konserlerde de şu şekilde oluyor. Hani genelde şarkıcı şarkısını söyler. Sonra en bilindik yerde evet şimdi sıra sizde der. Sonra siz hep birlikte coşkuyla söylemeye başlarsınız falan. Sanki çalışılmış bir an gibi olur. Ve o da çok değerli bir andır bence. Bunu sonradan bir video üzerinden yaşamanız mümkün değil. O an orada olursanız sadece yaşayabileceğiniz bir an ve bir kere yaşanabilecek bir an. O yüzden çok değerli. Beşinci olarak da o gün heyecan doruktu oluyor. Mutlu mesut geçiriyorsunuz tüm gününüzü. Ve moda giriyorsunuz. Hatta bende şöyle oluyor. Ben bir hafta öncesinden onun moduna giriyorum. Pek alakamın olmadığı bir grup olsa dahi, bir konser olsa dahi, benim arkadaşlarım gidiyorsa ben mutlaka giderim. Ve mesela rapten çok hoşlanmıyorum ama rap seviyor arkadaşlarım. Bir rap festivali olduğunda ben bir hafta öncesinden rap dinlemeye başlıyorum full. Ve tabii hangi konser varsa artık ya da hangi oyun varsa onunla çalışmaya başlıyorum. Ve rap dinlediğim zamanlar inanılmaz, o bir hafta boyunca rapçiyim artık. Giyinişimden tutun hareketlerime, konuşma tarzıma kadar yansıyor bir hafta içerisinde. Beni motive ediyor. Bir oyun oynanacaksa, bir tiyatro olacaksa mesela... Kim oynuyor, nasıl, hangi karakter oynayacak, hangi oyun oynanacak, nasıl oynayacaklar, bunları araştırmadan duramıyorum. Sürekli yorum okuyorum, oyuncuların seceresine kadar çıkartıyorum. Tabii benimki biraz abartı olabilir ama o moda giriyoruz. Önemli olan o. Sanki tatile gidermişiz gibi, hani bavul hazırlarmışız gibi kendimizi buna hazırlıyoruz aslında. Ve bu da çok özel. Sadece bir an mutlu olmuyorsunuz da aslında onu çevreleyen bir hafta boyunca onun heyecanıyla mutlu oluyorsunuz, dinamik oluyorsunuz. Altıncı olarak da canlı performansa gitmek sağlığınıza iyi gelir. Yani tıbbi olarak bunun bir açıklaması var. Müzik ruhun gıdasıdır bir kere ve konsere gittiğiniz zaman dans etmeniz, yeni insanlarla tanışmanız ve kendi belki dertlerinizden uzaklaşmanız size iyi gelecektir. Endorfin ve dopamin salınımını arttırır. O canlı performans heyecanı vücudun kendisinin ürettiği bu kimyasal salları arttırarak sizi mutlu ve motive eder. Ve gerçekten de fiziki olarak da size sağlık verir. Yani şöyle düşünün, mesela çok grip oldunuz ve doktora gittiniz ve size serum taktı. Aynı onun gibi fiziki olarak, mental olarak kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olur. Yedinci olarak da rutininizi kırarsınız. Bu da çok önemli bir şey. Yani işten çıkıp, okuldan çıkıp, eve gidip, yemek yiyip, belki biraz televizyon izleyip, yatıp sonra tekrar işe, okula gitmek ve sürekli bunu bir rutin halinde yapmak gerçekten insanı yoran şeylerden bir tanesi. Ve bu rutini kırmak gerekiyor bazen. Ve bunun için de canlı performans izlemek bence mükemmel bir şey. Bundan birkaç sene önce çok hoşlanmadığım, beni çok tatmin etmeyen bir iş yapıyordum. Ve mesela haftada iki gün, pazartesi akşamı ve salı akşamı için mutlaka bir planım vardı. Çünkü gün boyu benim motive ediyor. Bir yere gidecek, bir etkinliğe katılacak olmak, bir şeyler dinleyecek ya da bir şeyler izleyecek olmak beni inanılmaz motive ediyordu ve bu herkes de böyle olduğuna inanıyorum. Ve ya illa sevmediğiniz bir iş yapmanızla da alakası yok. Mutlaka insanın arada kendi rutinini kırması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaydedilmiş bir etkinliği izlemektense bir canlı performansa dahil olmak çok çok daha yararlı ve çok çok daha etkili bizim için. Mesela arkadaşlarınızla gittiyseniz dediğim gibi mutlaka Barney Stinson'da dediği gibi legend, wait for it, derelik bir şeyler oluyor kesinlikle. Tek gittiyseniz de şöyle bir şey oluyor. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz ve belki de ben bazen adını bile tam olarak hatırlayamadığım insanlarla tanışıp birlikte deli gibi eğleniyorum konser boyunca tek gittiğimde. Asla yalnız kalmıyorsunuz zaten öyle bir ortamda. Ve mutlaka size iyi geliyor. Şimdi bunları anlattım böyle. Sizi motive ettim. Sizi gitmeye belki teşvik ettim. Bir sürprizim de yok değil. Eğer Türk Telekomluysanız Türk Telekom Selfie ile Biletix'ten her cuma yapacağınız bilet alışverişlerinde %20 indirim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6262'ye bir SMS atarak hemen kampanya şifrenizi alıp bileti satın alma aşamasında hemen kullanabiliyorsunuz. Detaylı bilgiler için biletix.com veya selfie.com.tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Şimdi size için küçük bir hesaplama yapacağım. 250 liralık bilet olsa %20, 200'de 40, 50'de 10, yani 200 liraya denk geliyor bilet. Ben şu an ikna oldum. Hemen gidip kendi biletimi alıyorum. Siz de alın. Belki bir canlı performansta karşılaşırız, belli mi olur? Yani bir ünlüyle karşılaşmak kadar belki havalı olmaz ama yine de ünsüz karşılaşması da gayet güzel bir şey. O halde görüşmek üzere.